İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun APAT'taki toplantıya katılmadım, davet edilmedim iddiasına İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama 16.30 sıralarında geldi. İstanbul Valiliği'nin gelen yanıtta basın açıklamasında açıkçası şu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın talimatıyla tüm yetkililerin o toplantıya katıldığını yani bireysel olarak bir davetin söz konusu olamayacağı vurgulandı ve ayrıca davet edilmedim iddiası devlet geleneğimize uymamaktadır denildi. Ben basın açıklamasını Özet şeklinde izleyicilerimize aktarmak istiyorum. İlimizde 26 Eylül saat 13.59'da meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Başkanlığı'nda bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve bu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. 27 Eylül sabah saat 10'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün hastal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldı bu toplantının devamının. Bu toplantı için tüm Tüm görevler orada bilgilendirildi ve Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay tarafından bizzat talimatlandırıldı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral, Orgeneral Musa Afsever, Cumhuriyet, Baş, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve AFAD Başkanı Doktor Mehmet Gülloğlu olmak üzere İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyesi ve hizmet grupları görevlileri olan toplam 279 yetkili 27 Eylül'deki toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay talimatlandırılmıştı zira bu toplantıya katılmasını Sayın Fuat Okla'nın talimatlarıyla başka herhangi bir yazı ve davet olmaksızın 269 görevli bu toplantıya gelmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplantıya katılmamıştır. Ancak bu toplantıya İBB'den başta Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye, Daireni baş, İtfaiye Daire Başkanı olmak üzere çeşitli birimlerden görevli 47 temsilci katılmıştır. Kaldı ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Ve açıklama şöyle bitiyor. Durum bu kadar açık ve net iken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan davet edilmediğim şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır. Evet son e, açıklamadaki son cümleler hayli çarpıcı. Durum bu kadar açık ve net iken davet edilmedi mi şeklindeki açıklamalar devlet geleneğimize uymamaktadır şeklinde bitiyor. İstanbul Valiliği'nin Ekrem İmamoğlu'nun davet almadım iddiasına karşılık yaptığı basın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanları, tüm yetkilileri 26 Eylül'deki toplantıda talimatlandırdı. 27 Eylül saat 10'da Afat'ta toplantımız var dedi. Kimseye bireysel olarak bir davet gönderilmedi. Ve Fuat Oktay'ın talimatıyla tüm yetkililer bu toplantıya katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hariç. Pınar çok teşekkür ediyorum.